bizler yani insanımız kuyumcudan bunu alırken iki niyetle de alabiliyor değil mi hocam? Bir zamana kadar takarım, ziynet eşyası olarak kullanırım ama yine de bir birikim de olur diye. Bazen de Seracettin hocam böyle ziynet eşyaları var, bunlarda altın gümüş karışımı var ama farklı madenlerin karışımı daha fazla. Bunlar da aynı altın gümüş gibi değerlendirilir mi? Peşin mi olması gerekir? Evet. Dediğiniz gibi burada karışım olayına öncelikle bakarız. Hı-hı. Mesela buna alaşım diyoruz işte altın, gümüş. Evet. Çoğunluk mesela altın değildir. Bunun hocam hani o gramları şeyleri söyledi. Evet. 12'den yukarı mı hocam altın kabul evet, ediyor? Evet 12'den yukarı yukarısı. Altın sayılır. Buna, aşağısı altın. 1000 milyemdir. Yani 24 ayar 1000 milyemdir. Bunun tam yarısı 500 milyem. 500 milyemden yukarı olursa altın kabul. Bu altın. 500 milyemden az olursa artık altın kabul edilmez. Mesela 8 ayar altın değildir. Altın kabul edilmiyor. Evet. İşte bu durumda eğer altın değilse yani çoğunluk neyse ona itibar ederiz. Mesela çoğunluk bakırsa bu artık bizim için bakırdır. Zaten eğer kaplamaysa yani üzerinde bir boya varsa bu asla altın olmaz. Evet. Çünkü sadece üzerinde bir şey var. Yani altın kaplama saat gibi, mesela, kalem gibi. Evet. Bir de ayrıca işte mücevherat dediğimiz elmas mesela farklı mücevheratlar. Bunlar zaten altın ve gümüş gibi para olarak değerlendirilmiyor. Dolayısıyla ister o karışım olarak hani çoğu altın ve gümüş olmayanlar, farklı şey olanlar, isterse boyalı olanlar işte, isterse bu mücevherat dediğimiz şeyler altın ve gümüşün dışındaki bunlar para olarak kabul edilmiyor. Dolayısıyla bunları mesela taksitle de alabilir, vadeli olarak da alabilir. Zaten peşini almasında bir beis yok. Evet. Onlar da altın ve gümüşteki o şey hükmü aranmaz. Yani peşinlik hükmü burada aranmıyor.